Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ala Resulina Muhammedin salavat. Kendini kontrol ettikten sonra seninle alakalı her şeyi o nispete kontrol edebiliyorsun. Kontrol edebilmen için onu tanıman lazım. Bir makineye hakim olman için mesela diyelim ki doktorlardan aşağı araba gidiyor. Arabanı tanımıyorsun. Yani arabanın durumunu bilmiyorsun. Kontrol etmekte o kadar zayıf olursun. Bilmiyorsun. Ne kadar olayı tanıyorsan o kadar ona hakim olursun. Kendine ne kadar hakim olursan etrafına o kadar hükmedersin. Diyor ki yerinde sayanlar yürümeyenlerden daha fazla gürültü ederler. Mesela bir yerde gürültü mü var? Bir yerde evde veya ilk önce kendinde. İçeride sıkıntı var, evde problem var, köyde problem var. Sebebi şu, kendine yatırım yapmıyor. Hareket edenlerde gürültü olmaz. Hareket eden çekip gitmiş bir şeyle meşgul oluyor. Eğer bir insan bir şeyle meşgul olmuyorsa kendisiyle kavgalıdır demektir. Psikolojik sorunların en temelde iki tane temel çare sunuluyor ehilleri, manevi uzmanlar. Diyorlar ki iki tane doktor tavsiye ediyoruz sıkıntıyı için. Bir doktor meşguliyet, iki doktor teslimiyet. Meşgul olacaksın yani. Bir şey mutlaka işin olması lazım. Ne işin olması lazım? İmam-ı Şafii diyor ki radıyallahu anh, hayırla meşgul olmasanız şer sizi işgal eder. Hele sen bunu dinlemen lazım. Bak, hayırlı bir iş yapmıyor musun? Şer seni bulacak. Hayırlı bir iş yapmıyorsan şer seni bulacak. Bir daha söylüyorum İmam-ı Şafii'nin sözüyle rahmetullahi aleyh. Hayırla meşgul olmuyorsanız, hayırla sen meşgul olacaksın, şer sizi işgal eder. Bir insan hiçbir şey yapmıyorsa kendisiyle kavgalı anında olduğundan, kavgalı şu anda, kendisiyle içsel kavga yapıyor. Kendisiyle kavgalı olan, barışık olmayan ev efradıyla barışık olur mu? Kendisiyle kavgalı, evinde kavgalı olan köyle barışık olur mu? Olmaz. Kendisini idare edecek. Men arefe nefsehu fakat arefe rabbehu. Nefsini tanıyan Rabbini tanır. Ta en zirve bu. Rabbini tanır. Yani Rabbi ile arasındaki münasebetini doğru kurar. Ben şimdi kendimi o kadar tanımıyorum. Kendime yatırım yapmamışım. Fok balığı gibi buymuşum. Ana babadan kalan arsa miraslar var. Onun gibi din kalmış. Ana babadan kalan bir dinle bu cemiyette nasıl idare edeceksin ki kendini? Ana babadan kalan bilgiyle yürür mü bu gemi ya? Niye? Ana babadan kalan bilgiyle tek başına kendini zor idare ediyorsun. Bir de senin çoluk çocuğun var. Alakadar olduğun yerlerin var. Bakanlıklar var bir sürü. Kayınpeder bakanlığın var, kayınbirader bakanlığı var, evlat bakanlığı var, gelin bakanlığı var, kardeş bakanlığı var. Bir sürü bakanlıklar çıkıyor ortaya. Demek ki bir yerde gürültü oluyorsa orada insan kendisiyle meşgul oluyor. Yani bir şeyle meşgul olmuyor. Hiçbir iş yapmıyor. Sıkıntılı bir insan. Başka bir örnek vereyim. Ruhun, istidadın ve kabiliyetlerin gösterdiği, işaret ettiği yere gitmekten korkma. Geçen haftada biraz da bahsetmiştim buradan. Mesela aynada bahçe gözükse, birisi dese ki bu bahçe aynanın içindedir. Başka birisi diyor ki bu bahçe kaşıyı yansıtıyor. Nasıl anlarız delilini? Aynayı bir oynat. Baktın bahçe kayboluyor. O zaman bahçe demek ki aynanın içinde değil, karşıdan. Aynen bu örnek gibi. Senin ruh ayna. Ruh ayna, ayna. Neyi gösteriyor? Bak bakalım ruh aynasında ne gösteriyor? Ben sahiyim sizde var mı yok mu? Gözüküyor mu? Evet istiyorsun aynada. Sonsuzluk istiyorsun. Bir anda her yerde olmak istiyorsun. Ölmek istemiyorsun. Korona olmak istemiyorsun. Dostlarınla görüşmek istiyorsun. Hüseyin'le kardeşinle görüşmek istiyorsun. Her istediğin olmasını istiyorsun. Hiç istemediğin olmaz ki istemiyorsun. Var mı sizde bu istekler? Bu aynada gözüküyor. Şimdi bu aynanın zatında mı acaba bu istekler? Çevir böyle. Yok ölüyorum. Kayboluyorum. Hasta oluyorum. Elimden gidiyor hepsi. Dostlarım kayboldu. Ha demek ki aynada gözüken aynanın özelliği değilmiş. Karşıyı yansıtıyormuş. İnsanın ruhu da ayna, orada bulunan istekler ve istemediklerimize zatı bakımdan içeriğinde yok. O başka bir alemi gösteriyor. O da ahireti gösteriyor.